Şeker dolu bir kase dışarıda. Ve etrafta kimse yok. Köfte, suçüstü yakalandın. Hey, ışıkları kim kapattı? Şeker mi, şaka mı? Yardım edin. Söz veriyorum, bir daha asla şeker yağmalamayacağım. Yardım edin Buffy kediler. Köfte, neden bu kadar korktun? Limbo, yardım et. Mutfakta bir cadı var. Bakın, korkudan titriyorum. Cadının görüntüsü. Şöyle miydi? Merhaba Buffy kediler. İşte geliyor. Bu cadı. Seni korkuttuğum için üzgünüm Köfte. Isotta, bu gerçekten sen misin? Ama neden bir cadı gibi giyindin? Çünkü bugün Cadılar Bayramı ve bu gece takım olacağız Buffy kediler. Süper fasikulade. Sırayla şeker mi şaka mı diye soracağız ve insanlar bize bolca şeker verecek. Cadılar Bayramı en sevdiğim tatil olurdu sanırım. Eğer Cadılar Bayramı canavarı olmasaydı. Hadi ama Köfte. Cadılar Bayramı canavarı diye bir şey yoktur. Şeker mi şaka mı? Şaka mı dedim? Hey, azıcık bile korkmadın mı yoksa? Korkutucu hiçbir yanın yok. Ben şimdi şeker mi şaka mı oynamaya gidiyorum. Hoşça kal. Kendisini Cadılar Bayramı kraliçesi sanıyor. O uyuz kedilerle etrafta dolaşıyor. Değil mi patron? Ama onlara göstereceğiz. Biz daha fazla şeker alacağız. Ve hisslerin gücü adına. Şeker mi şaka mı? Hayır teşekkürler. Ansiklopedilerle ilgilenmiyorum ve zaten tam 4 tane elektrikli süpürgem var. Hadi Milady, sıra sende. Ne güzel bir kedi. Biliyor musun, sanırım birkaç şeker verebilirim sana. Al bakalım Köfte, şekerleri sen taşı. Hepsi de çok lezzetli görünüyor. Onları yeme Köfte, hepimiz birlikte paylaşacağız. Biliyorum Limpo, bu gecenin sonuna kadar bir tanesine bile dokunmayacağıma söz veriyorum. Sana güveniyoruz Köfte. Şimdi gidip başka şekerler alalım. Umarım Cadılar Bayramı canavarına rastlamayız. İzle ve öğren patron. Şeker mi şaka mı? Affedersiniz hanımefendi, sadece bir şeker istemiştim. Sen bu yaşında hiç utanmıyor musun? Durun da açıklayayım. Gidelim patron. Hadi Buffy kediler. Gidip daha fazla şeker alalım. Sıra Limpo'da. Umarım Cadılar Bayramı canavarı kapının diğer tarafında değildir. Köfte Cadılar Bayramı canavarından korkuyor. Şeker mi şaka mı? Ben mi seçeceğim? Şakayı seçtim. Gerçek bir örümcek. Çok korkutucu. İşte bu bolca şekeri hak ediyor. Harika bir iş Limpo. Planımı harekete geçirme vakti. Kim adımı söyledi? Bana o şekerleri ver Köfte, yoksa... Cadılar Bayramı canavarı! Köfte numarama kandı. Çok kolay oldu. Buffy kediler! Buffy kediler! İşte geldin Köfte, iyi iş. Şekerlerimiz hala sende. Evet, tabii. Hayır, onu nasıl söyleyeceğim? Bert,
kedi yakalayıcısı. Merhaba küçük kız. Merhaba kedicikler. Benim küçük numaramı görmek ister misiniz? Bize şeker verebilir misiniz? Lütfen. Sen tüm şekerlerden daha tatlısın. Çok iyiydin Pilu. Şeker olmadan cadılar bayramı olmaz. Öyle değil mi Köfte? Evet haklısın Pilu. Cadılar bayramı canavarı diye bir şey yok. Cadılar bayramı canavarı diye. Şekerlerini bana ver. En azından bir tane bırak. Lütfen. O nerede? Rüya mı gördüm? Bu bir rüya değil. Bu bir kabus. Köftenin tüm şekerlerini aldım. Winston çok mutlu olacak. Şeker mi şaka mı? Merhaba Winston. İşte sana bir şeker. Teşekkürler Alfredo. Tam olarak söylemek gerekirse kedi şekeri. Şeker toplamak düşündüğümden de zormuş patron. Hey, orada ne var öyle? İşte benim patronum. Bunları o uyuz kedilerden aldığına eminim. En iyisinden öğrenmişsin. Köfte, şimdi yardım etme sırası sende. Bunu gerçekten yapmam mı gerekiyor Isota? Hadi Köfte, eğlenceli olacak. Şeker mi şaka mı? Ne sevimli bir cadı ve iyi bir kedicik. Sizin için bir şeylerim var. Bunlar özel çikolatalarım. Sorun nedir kedicik? Onları sevmedin mi? Üzgünüm ama başka bir şeyim yok. Kedi ödülüm bile yok. Sonuncusunu Winston'a verdim. Köftenin yiyecek karşısında böyle davrandığını hiç görmemiştim. Niye üzgünsün tüylü dostum? Hey be, boş. Hiç şeker yok mu? Ama bu felaket. Köfte, bana tüm şekerleri yediğini söyleme. Bunu cadılar bayramı canavarı yaptı, beni korkuttu ve bütün şekerleri aldı. İşte oldu. Söyledim işte. Bana asla inanmayacak olsanız da söyledim. Sana inanıyorum Köfte. Doğruyu söylediğini biliyordum. Teşekkür ederim Lady. Yani demek ki cadılar bayramı canavarı gerçekten var mı? Ya da birisi cadılar bayramı canavarı kılığına girip şekerlerimizi mi yedi? Merak etmeyin, onları geri alabilirim. Öyleyse ben de yardım etmek istiyorum. Bu harika Köfte, işte plan. Ben şimdi gidiyorum. Aa! Bu heybe çok ağır. Şekerlerle dolu. Burada bekle Köfte. Geri geldiğimizde şekerleri bölüşeceğiz. Şekerleri teslim et Köfte. Ay kaçıyorum. Bakalım bu Buffy ezik heybesinde bana ne bıraktı? Merhaba cadılar bayramı canavarı. Gerçekte kim olduğunu görme zamanı. Patron. Şekerlerimizi geri ver. Çok geç. Hepsini çoktan yedim. Birinin yalan söylediği izlenimine kapıldım. Şakamı berbat ettiniz Buffy ezikler. Ama çok geç. Tüm şekerlerinizi çoktan Winston'a verdim. Neşelenin Buffy kediler. Şeker mi şaka mı oynayabileceğim son bir ev daha var. Ne harika bir cadılar bayramı gecesi. Midemi şekerle dolduracağım. Hey! Gece bu geç saatte beni kim rahatsız ediyor?
Winston, sana özel bir şeker mi şaka mı oyunu ile kapını çaldım. Ama neden ben ne yaptım ki ama? Oy ne yaptım? Tüm şekerleri kendine sakladın ve onları geri almak için geldim. Ben Cadılar Bayramı canavarıyım. Üç başlı canavar. Şekerlerini al. Hepsini al. Bir daha şeker yemeyeceğim. Hayır. Bir daha şeker yemeyeceğim. Bir daha şeker yemeyeceğim. Cadılar Bayramı canavarı, yardım edin. İyi takım çalışmasıydı Buffy kediler. Herkese şeker. Teşekkürler Isotto ve teşekkürler Cadılar Bayramı canavarı. Korkar karanlıktan. Ben değil. Peki ya küçük kedi korkuyor geceleri ışıklar kapanınca? Kim korkar karanlıktan? Ben değil. Kim korkar karanlıktan? Ben değil. Peki ya küçük ayı korkarak saklanır her gıcırtıyla? Hayır, ben değil. İşte Cadılar Bayramı en sevdiğimiz bayram. İskeletler, cadılar, hayaletler hepsi burada. Bal kabaklarıyla dans etmek, gölgelerden kaçmak. En eğlencelisi ise evlerden şeker toplamak. Ortaya çıkmaya başladı. Evet Milady. Yarınki Cadılar Bayramı partimize mahalle kedileri arasında gerçek bir hit olacak. Ha. Gerçek bir Cadılar Bayramı sürprizi olması için şarkıya çok korkutucu sözler de ekleyelim. Korkutucu olan ne biliyor musun? Uyku vaktini kaçırmak. Düşündüm de sanırım en korkutucu şey yiyeceğinin kalmaması. Hem bunun düşüncesi bile beni çok korkutuyor. Tüylü kurt kediler hakkında söz yazalım. Meow. Meow. Milady, kurt kedi, kediye dönüşen bir kurt mu yoksa kurda dönüşen kedi mi? Kral kediye ne dersiniz? Dev bir kedi, saat kulesi kadar uzun. Postunu kaşımak için gökdelenleri kullanan bir kedi.
Benim tanıdığım tek dev kedi Köfte'dir. Hey! Çok acıktım. Ya da karanlıkta yaşayan canavar hakkında söz yazalım. Karanlıkta yaşayan canavar gerçekten var mı? Ben öyle duydum. Ve bu canavarın tam olarak burada olduğu tespit edildi. Ben karanlıkta yaşayan canavarım. Bu geyirti hikayenin en korkutucu kısmıydı. Yani karanlıkta yaşayan canavar herhangi bir yerde saklanıyor olabilir. Merhaba. Burada canavar var mı? Lütfen evet deme. İnan, canavar var. Belum. Sen iyi misin? Neyin var? Pilu, canavarlar gerçek değildir. Ama onu gördüm. Hı? Şu tarafta. O sadece köftenin uyurkenki gölgesi. Bir fikrim var. Bak, canavar falan yok. Hadi biraz uyu. Yarın akşam büyük cadılar bayramı partimiz var. Haydi Luna. Herkes cadılar bayramı süslemesi için dışarı çıkmış. Bu muhteşem. Bu beni çok ürkütüyor. Mutlu bayramlar Buffy kediler. Ben kimim? Gaz, o maskenin ardındaki sen olmalısın. Evet, doğru tahmin benim. Bu benim en iyi cadılar bayramı numaram. Herkes benim Kozmo olduğumu zannedecek. Bilin bakalım kimim? Sen Baby Boy'sun. Oh, hayır, beni tanıdın. Şekerleri değiştirmek ister misin? Oh, bunlar güzel görünüyor. Değişelim. Tamam. Kozmo, çabuk buraya gel. Hey çocuklar, iyi bayramlar. Bu çok kötü bir numara Kozmo. Uzaydan gelmiş olabilirim. Ama neden bahsettiğini hiç anlamıyorum. Cadılar Bayramı en patikulade tatillerden biri. Bilmiyorum Limpo. Bence biraz ürkütücü. Sakin ol. Sadece kabak fenerlerinin güzelliğine bak. Tek bildiğim şey canavarın saklanabileceği karanlık alanlar. Mesela şurası ya da... hayır, karanlıkta yaşayan canavar. Hey Pilu, korkmasana. Sadece biziz Chuck ve Milky. Sanırım şarkı provaları sırasında Pilu'yu korkuttuk. Ama şarkı o kadar kötü değildi ki. Hayır Köfte. Pilu canavarlar hakkında şaka yaptığımız için korktu. Ama canavarların gerçek olmadığını herkes bilir. Buffy Bey'in fırtınası yaptım. Pilu'ya Cadılar Bayramı'nın eğlenceli yanını gösterelim. Şeker toplayalım. Tamam Pilu. Cadılar Bayramı'nın en güzel yanı bu. Ve en lezzetli. Şimdi kapıya git ve şekerini al. Çok eğlenceli. Tamam. Yeterince kolay görünüyor. Bunu yapabilirsin Pilu. Hayır! Çok karanlık! Canavar orada saklanıyor olabilir! Bir canavar! Ne
Ne çabuk döndü. Belu, canavarlar gerçek değildi. Lola sadece senin kabak peneri maskenden korktu. Bu karanlıktan hoşlanmıyorum. Karanlıkta yaşayan canavar her yerde olabilir. Eve dönmek istiyorum. Buffy kediler, Belu'ya yardım etmeliyiz. Bir daha asla şeker toplamaya gitmeyeceğim. Merhaba. Herkes nerede? Tek başımayım. Karanlıkta yaşayan canavarı avlamaya gidiyoruz. Beşe kadar dönmezsek gelip bizi bul. Ama saat beşi geçti. Tüylü dostlarımın bana ihtiyacı var. Ne yapacağımı biliyorum. Onlara yardım etmem lazım. Geliyorum Buffy kediler. Dayanın. Pekala. Birinci adım tamamlandı. Şimdi planımızı devreye sokalım ve Belu'nun korkularını yenmesini sağlayalım. Sanırım burası olmalı. Maalesef. İçeride çok fazla gölge var ve karanlıkta yaşayan canavar bunlardan herhangi biri olabilir. Bu çok fazla. Hayır, Buffy kedilerin sana ihtiyacı var. Bunu yapmak zorundasın. Aydınlıkta kal Belu, sorun olmayacak. Artık aydınlık yok. Merhaba, burada kimse var mı? Tamam, tamam, tamam Belu. Sadece Buffy kedileri düşün. Buffy kediler. Şu korkutucu saçlı şey de nedir? Nefesini duyabiliyorum. Hayır. Canavarlar gerçek değildir. Sanırım. Buraya kadar geldim ve arkadaşlarıma bana ihtiyacı var. Bunu yapmam lazım. Tamam. Buralarda bir yerde ışık düğmesi olmalı. Evet Belu, başardın. Yapalım hadi. Buffy kediler, gerçekten siz misiniz? Siz iyi misiniz? Tebrik ederiz Belu. Korkularını yendin. Ve artık canavarların gerçek olmadığını anladın. Ama o koridordaki şeyler neydi? İşte korkutucu saçlı canavarla tanış. Ve bu da sana tıslayıp üfleyen canavardı işte. Korkutucu değil mi? Karanlıkta da değil. Canavarlar gerçek değildir. Bu patikulade. Karanlık korkumdan tamamen kurtuldum. Tüylü dostlarım. Partide söyleyeceğimiz şarkı için aklıma harika sözler geldi. Ve şimdi yeni şarkımız. Arkadaşımız Belu'dan ilham aldı. Şarkının adı... Kim korkar karanlıktan? Korkutucu. İskeletler, cadılar, hayaletler hepsi burada. Bal kabaklarıyla dans etmek, gölgelerden kaçmak. En eğlencelisi ise evlerden şeker toplamak. Bu performanstan sonra iştahım açıldı tüylü dostlarım. Bana yiyecek lazım. Tüm yemekleri yemeye cüret eden kim? Ben karanlıkta yaşayan canavarım. Canavar! Gerçekten var mıymış? İmdat! Buffy kediler, imdat! Köfte, bendim. Hayır, sen değildin. Gerçek canavarın sesini duydum. Köfte, canavarların gerçek olmadığını bilmiyor musun? Korkma lütfen.
Şey, korkarım köftenin hakkını da yemeniz gerekecek. Buffy Kediler, yeni şarkımız için bir fikir bulmalıyız. Bakın, Cadılar Bayramı. Buffy beyin fırtınası yaptım. Neden şunun hakkında olmasın? Cadılar Bayramı. Çünkü Cadılar Bayramı hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Size yardım edebilirim. Patron! Evet, benim adım bu. Cadılar Bayramı şaka mı şeker mi? Ve şaka yapmak benim işim. Cadılar Bayramı şaka mı şeker mi? Evet, özellikle şekerler. Doğru ve bana teşekkürler çünkü yeni şarkınız için fikri buldunuz. Hadi Buffy kediler, bu sefer patrona güvenelim. Buffy kaybedenlerle çok eğleneceğim. Şaka mı şeker mi oynamak patikulade. Bir sürü şeker yiyeceğim. Patron, çok abartmamayı dene lütfen. Ama milady, bu çok eğlenceli. Şaka mı şeker mi? Aa, şekerlerim bitmek üzere. Şaka zamanı, affedersin. Patron bize nasıl yardım edecek acaba? İşte böyle. büyük anne Pina'nın makarnası için çok acıktım. Kimse şaka yapmaz umarım. İşte geldim. Hey köfte, şaka mı şeker mi? Olamaz, hiç şekerim kalmadı. O zaman... Buffy kediler, patrona Cadılar Bayramı'nın gerçek anlamını gösterelim. Buffy kediler, neredesiniz? Patron, oynamaya hazır mısın? Şaka mı şeker mi? Parlak boya işe yaradı. Patikulade hayalet kedi olduk. Ayrıca yeni şarkımız için fikrimizi bulduk. Birlikte her şeyi başarabiliriz. Kanala üye ol.